Hükümet nükleer santraller kurmak için harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güner, 2011 yılından itibaren peş peşe devreye girecek 3 nükleer santral planlandığını söyledi. Bu santrallerin Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının %8 ila 10'unu karşılayacağını belirtti Güler ve santrallerin yeri konusunda henüz bir tespit yapılmadığını söyledi. Duyulacak. Darboğaz, muhtemel Darboğaz eğer tedbir almazsak 2010-2011 oluyor. Buna göre yaptığımız hesaplamalarda biz eğer gerekli önlemleri almadığımız takdirde 2010-2011 yıllarında böyle bir Darboğaz'a girebiliriz. 3 adet nükleer santralı planlamaktayız, kurmayı planlamaktayız. Ve bu nükleer santraller 2011'den itibaren devreye girecek ve peş peşe olacak. Tabii ki biz rüzgar enerjisi başta olmak üzere, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyomas, akıntı enerjisi de dahil olmak üzere biz yenilenebilir enerjiye son derece büyük önem veriyoruz. Bunları yaptıktan sonra ihtiyacımız olduğu için biraz önce bahsettim. Ya kömür alacağız, bu bir tercih meselesidir. Kömür getireceğiz. Ya doğal gaz getireceğiz. Ya elektrik satın alacağız. Ya petrolden üreteceğiz. Veyahut da nükleer santral yapacağız. Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı var mı? Nükleer santraller ne kadar güvenli? Türkiye'de nükleer santraller nerelere kurulabilir? Nükleer fizik profesörü, Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tolga Yarman'a soracağız. Tolga Yarman trafikten stüdyomuza ulaşamadı. O nedenle telefonda soracağız. Bu konuları tabii ki önümüzdeki aylarda daha da kapsamlı bir şekilde tartışacağız. Efendim öncelikle nükleer enerji nedir ve Türkiye'nin gerçekten nükleer enerjiye ihtiyacı var mı? Vallahi hakikaten trafikten gelemedim. Onu söyleyeyim. Kötü de bir yerde kaldım. Ama neyse umarım bir sıkıntı olmaz. Buyurun. Türkiye'nin şimdi bir defa bu tartışmalar hakikaten çok yorucu bir de düzeye ulaştı. Bizim açımızdan özellikle. Ben az önce değerli bakan arkadaşımızın konuşmasını da dinledim. Sık olarak söylüyorum. Kendisinin vukuf sahibi olduğu hissini ediremedim. Önce bunu kaydetmek istiyorum. Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı olup olmadığı tam 30 senedir konuşuluyor. Belki daha eskiden beri konuşuluyor. Hemen söylüyorum. Türkiye'nin nükleer enerjiye teknik olarak ihtiyacı olduğunu, Türkiye'de nükleer enerji üretiminin bir zorunluluk olduğunu iddia etmek bir teknik abes konu oluşturur. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Böyle bir zorunluluk yok. Ama bu bir siyasi tercih konusudur. Yani hükümet isterse kurar. Ama kurarken, istediği doğrultuda kurarken bunun bir teknik zorunluluk olduğunu söylemesin lütfen. Söylerse teknik bir yanlışa düşmüş olur. Karşısında da teknik çevreleri bulacaktır her halükarda. Bu bir. İkincisi, ben en önce ilgili yetkilileri, bakanı Türkiye'de nükleer santrali nereye kuracaklarına karar vermeye davet ediyorum. Eğer böyle bir karar yoksa dolayısıyla o takdirde atılacak her adım yine yanlış bir adım olacaktır, abes bir adım olacaktır. Bana sorarsanız bugün Türkiye'de nükleer santral Akdeniz mevkiine, Akkuyu mevkiine kurulamaz. Çok basit. Bundan 4 sene önce, 5 sene önce Bakanlar Kurulu'na bir briefing vermişti Başbakan'ın daveti uzantısında. İlgili öteki arkadaşlar, yetkililer de bulunuyor idiler. O zaman şu çıktı ortaya, şunu söyledik ve kimse de aksini söyleyemedi. Akkuyu mevkiine nükleer santral kurulamaz. Çünkü turizme zarar verecektir. Öyle yahut böyle. Yani nükleer santral fevkalade tıkır tıkır çalışacak olsa dahi orada bir şeyin şuuri vukuundan beter tabiri vardır. Yani bir konuyla ilgili olarak ortaya getirilecek söylenti onun gerçek olmasından daha da önemlidir der bizim bir atasözümüz. Orada herhangi bir şekilde minimalcık bir olumsuz gelişmenin olabilecek olması ihtimaline karşılık turizmimiz baltalanacaktır diye endişe ediyorum. Orada mısınız? Buradayız efendim. Sizi de dinliyoruz. Son derece de akıcı konuşuyorsunuz. Harika. Bu yer bu yer meselesine, bu yer meselesine siz yani hemen geçiverdiniz. Ama bu nereye kurulmadan, bu nereye kurulması tartışmasından önce.
az önce dedi ki yer nereye kurulacak belli değil dedi bakan. Şimdi yer çözülse her şey hallolur mu? Öncelikle bakın, nükleer enerjinin yerine geçecek hangi enerjiyi siz şimdi önerebiliyorsunuz? Bakın, var kıyamet kadar. Yani bu, böyle bir zorunluluk yok. Ama şimdi bakın Napolyon askere sormuş. Demiş ki yavrum demiş topun niye patlamıyor? Asker de saymış. Başlamış. Mermi yok, bilmem barut yok vesaire. Dur demiş ya başka sebep saymaya gerek yok. Çünkü barut yoksa zaten top patlamayacaktır şimdi. Onun için yer belli değil. Akkuyu mevki olamaz. Olsa Karadeniz'in, Trakya'nın Karadeniz sahili olabilir. Orası da bundan 10 sene sonra muhakkak yine turistik bir mevki olarak gözetilmek gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye'de nükleer santral kuracak yer yoktur. Benim görebildiğim kadarıyla en önce buna karar verilmek gerekiyor. Karadeniz ve Akdeniz dışında herhangi bir alternatif olamıyor mu? Yok, örneğin olamaz. Marmara olamaz mı? Neresi olamaz? Marmara bölgesi olamaz mı? Şimdi bir defa çok güzel bir soru. Muhakkak deniz kenarı olması lazım. Soğutma suyunu sağlamak itibariyle. Türkiye'deki akarsuların bir nükleer santralin soğutma işlevini yerine getirebilecek debisinin bulunmadığını biliyoruz. Dolayısıyla deniz kenarında olması gerekir. Marmara bir deprem bölgesi. Hiçbir zaman oraya bir nükleer santral kurulamaz. Hiçbir akıl oraya bir nükleer santral kurulmasına izin vermez. Depreme dayanıklı nükleer santral yoktur demek istiyor değilim. Ama astarın yüzünden pahalıya gelir. Dertli başımıza daha da çok dert alırız diye düşünüyorum. O halde diyorsunuz ki Akdeniz'in ve Marmara'nın olması mümkün değil. Karadeniz olabilir belki ama Karadeniz'de 10 sene sonra daha turistik bir yer haline gelecektir. Şurada Karadeniz'de turistik bir mevki olacak. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Acele etmesinler. Yanlış yapıyorlar bana sorarsanız. Yani Türkiye nükleer teknolojiyi kazandırmak isteme yönündeki eğilimlerini, heveslerini, anlayışları saygıyla karşılıyorum. Bu hoş. Fakat nükleer teknoloji bugünkü bilinen nükleer santraller demode olmuştur. Bunların modası geçmiştir. Kendi içlerinde güvenli olacak. Kendi kendilerine gerçekten güvenli olarak çalışabilecek. Kendi güvenliklerini kendileri özlerinde, fiziklerinde sağlayabilecek. Nükleer santraller üzerinde yeni jenerasyon, yeni nesil nükleer santraller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Başka enerji kaynakları da gündemde olabilecektir. Türkiye güneş enerjisi açısından fevkalade zengindir. Hidrojen enerjisi gündeme geliyor bakarsanız. Yani bu kadar acele etmesinler. Henüz daha yer belirlenmemişken nükleer santraller diye heveslerinin etkisi altında bir sürüklenmeye kapılmasınlar. Yoksa gerçekten dert olacaktır diye endişe duyuyorum. Yani kamuoyu nezdinde bu hoş görülebilir. Yani bazı çevreler Türkiye neden nükleer teknolojiye kavuşmuyor sorusunu kendi kendilerine soruyorlar. Dolayısıyla hükümetin bu yaklaşımı bazı çevreler açısından sempatik olarak algılanacaktır. Ama hemen şunu da hatırlamakta yarar var. Nükleer santraller edinilerek nükleer teknoloji getiriliyor olmaz. Tıpkı Türk Hava Yolları uçak alırken uçak teknolojisini, aviyasyon teknolojisini getirebilemediği gibi. Türk Hava Yollarımız gayet güzel havacılık işletmesini sağlamaktadır. Ama havacılık işletmeciliği ayrıdır. Aviyasyon teknolojisi ayrıdır. O bakımdan yani yine bu 30 senedir böyledir. İhtiyaç var muhakkak. Bir ihtiyaç var. Peki kısa karasıyla karşımıza gelir hükümetler. Evet, ondan evet, sonra mahcup olurlar giderler. Sık sık bu oluyor da şimdi yine Enerji Bakanlığı diyor ki eğer ki nükleer enerjiye geçilmezse birkaç yıl içerisinde Türkiye ciddi bir enerji sıkıntısıyla karşıya kalır diyor. Yok, siz diyorsunuz ki dünya kadar enerji alternatifi var diyorsunuz. Kısa yoldan sayar mısınız? Alternatif olarak devreye sokulması gereken enerji nedir? Ve maliyeti nedir? Maliyet nedeniyle mi tercih nükleer enerjiden yana kullanılmaktadır? Soru çok güzel. Kutlarım sizi. Şimdi maliyetse nükleer santraller pahalı bir defa. Ekonomik bir enerji üretim biçimi değil nükleer enerji üretimi. Türkiye'nin hidrolik potansiyeli hala duruyor. Rüzgarları hala duruyor. Gerçi onları saydı. Kimisini aşırı kazan olarak gösterdi. Kimisini farkında mı bilemiyorum. Farkında olduğuna güvenmek istiyorum bakanın. Kimisini sahanda yumurta yapılacak yahut neyse sahan olarak gösterdi. Onların mertebeleri de çok ayrıdır. Ama Türkiye'nin rüzgarı sanıldığından çok daha fazla hidrolik potansiyeli duruyor. Kömürlerimiz evet sorunludur ama değerlendirilebilir. Doğal gaz anlaşmaları yapılmış vaziyette. Bu kadar doğal gazı almaya kullanmaya imza atmışız. Bunları ne yapacağız biz? Denize mi dökeceğiz ayrıca? Bu da enteresan bir sorunsal olarak
doğrusu benim zihnimde çağrışıyor. Bu sorunun cevabını Enerji Bakanlığı'nın nasıl verdiğini bilmek ihtiyacındayım. Çok çok teşekkürler ediyoruz Profesör Doktor Tolga Yarman. Bu tartışmalar gerçekten daha da ısınarak önümüzdeki aylarda ve yıllarda sürecek. Çünkü nükleer enerji kararı vermek hükümet için belki kolay ama bunu kamuoyuna ikna etmesi de çok kolay olacak gibi durmuyor. Bir reklam arasından sonra ajansın sonuna geleceğiz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasıyla sona eren Soğuk Savaş dönemi 14 yıl sonra yeniden dünyanın gündeminde. Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Putin başka ülkelerin sahip olmadığı ve olamayacağı yeni bir tür atom bombası geliştiriyoruz dedi. Nükleer tehlike yeniden dünyanın gündeminde. Rusya yeni bir tür atom bombası geliştirdi. Açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genelkurmay Başkanı ve yüksek rütbeli subaylarla birlikte yaptı. Moskova'dan gelen bu haber, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeyi şaşırttı. Putin kısa ve öz konuştu. Rusya Devlet Başkanı, başka ülkelerin sahip olmadığı ve asla olamayacağı yeni bir tür atom bombası geliştirdik. Yakın zamanda ortaya çıkacak, dedi. Putin bu silahın yarınlarda kimsede olamayacağını da iddia etti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ekonomik krizin baş gösterdiği Rusya'da Putin'in bu açıklaması dünyada soğuk savaş yıllarına geri mi dönüyoruz? Yine çift kutuplu bir dünya yarınlarda bizim bekliyor sorularını gündeme getirdi. Evet, haberimizi izledik. Rusya Devlet Başkanı Putin yeni bir atom bombası geliştirdik deyince soğuk savaş yılları geri mi dönüyor sorusu ve beraberindeki tartışmalar da başladı. Neydi bu yeni atom bombası? Rusya neden buna ihtiyaç duydu bu açıklamayı yapmaya ve eğer varsa böyle bir atom bombası üretmeye tüm dünyanın cevabını beklediği bu soruları Işık Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Tolga Yarman'la konuşacağız. Sayın Yarman hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Yarman haberimizi de izlediniz. Zaten haberiniz de vardır. Korkalım mı? Rusya nereden çıkardı bu atom bombasını şimdi? Yani bir defa oraya gelmeden korkmak için çok sebep var. Evet. Bence Rusya burada yalnızca kendini hatırlatıyor. Putin Amerika meydanı tamamen boş bulmuş olarak Orta Doğu'da dolu dizgin gidiyor iken söylendiğini bu lafın eğer dikkat edecek olursak o takdirde Putin'in bunu bir parça ben bir nükleer devletim dünyanın iki en önemli nükleer devletinden biriyim demek üzere söylemiş olmalıdır diye düşündürtüyor. Ben hala şöyle diyelim o zaman, o tartışmaları beraberinde getirmesi açısından. Amerika öyle meydanı boş bulma, biz hala buradayız, Sovyetlerin evet. mirasçısıyız. Bunu biraz Putin'in şahsında aramak mümkün mü Sayın Yarman? Yani Putin geldikten sonra Rusya'da böyle bir o çarlık özlemi ve sonrasındaki Sovyet ihtişamına bir dönüş özlemi var sanki. Bu da sanki nükleer silahların üretimiyle mi olacak gibi görünüyor. Şimdi bir defa tam bilemiyorum. Önce onu söylemem lazım. Bir bilim adamının takılması gerektiğini düşündüğüm tavır çerçevesinde olarak henüz bir bilgi yok. Ama arkasında neler var, bu nerelere götürebilir en azından bunları konuşmak imkan dahilinde diye düşünüyorum. Yani kimsenin yapmadığı, kimsenin henüz sahip olmadığı bunu anlayabilirim. Onu da çok fazla göremiyorum. Nitekim Amerikalıların ilgili çevrelerinin yaptığı yorumlara bakacak olursak bunun öyle dahi olmayabileceği yani Putin'in iddiası doğrultusunda bunun öyle dahi olmayabileceğine dair bazı işaretler geliyor ama dediğim gibi önce bilmediğimi ifade etmeliyim. Ama esas itibariyle şunu söylemek belki önem taşıyor. Yani yapılamayacağını söylemesi yani bundan böyle böyle bir sözünü ettiği türden bir silahın asla inşa edilemeyeceğini söylemesini yadırgatıcı saydığımı hangi ifade etmeliyim. Hangi noktada yadırgatıcı yani, buluyorsunuz? Şimdi yol boyunca pek çok gelişme söz konusu olmuştur nükleer silahlarda, nükleer silahlanma yarışında yahut genelde uzay yarışında birisi yahut öteki birinin ötekinin önüne geçmişlerdir karşılıklı olarak peşref, elense gayretleri alabildiğine devam etmiştir. Ama ben özellikle bugün sizlerle ve dinleyicilerle şunu paylaşmak isterim. Bu bir dahiyane ahmaklık tablosudur. Altını çiziyorum. Tekrar ediyorum. Bu bir dahiyane ahmaklık tablosudur. Yani gerek Sovyetler Birliği gerekse de
ABD yol boyu karşısındakini, yani rakibini, şunu yaparsam ben de senin yeteneklerine bir an önce kendimi taşımak zorunda hissederim. Dolayısıyla daha fazla nükleer başlık yaparım diyerek ikaz etmiştir. Yani nükleer dengeyi birinin savunma maksadıyla dahi olsa karşısındakinin ilk bakışta aleyhine olarak bozması sonuçta ona bir avantaj sağlamamıştır. Tam tersine savunma maksadıyla dahi olsun nükleer denginin karşısındakinin aleyhine olarak bozulması karşısındakine bir tehdit olarak yansıdığı için son toplamda karşıdaki kendisini bir üst düzleme taşıma zorunluluğunda bulmuştur. Bu hep böyle gelmiştir 1960'lardan bu yana. Ben neden dahiyane ahmaklık tablosu dedim, onu da söylemeliyim. Neden dahiyane, neden ahmaklık? Bunları bir açarsak dahiyane diyorum çünkü söz konusu silahların yapımında ulusların en dahi çocukları, yani Amerika'nın yahut Rusya'nın yahut Çin'in yahut Fransa'nın yahut İngiltere'nin en dahi çocukları çalışa gelmişlerdir. Hı hı. Onların ortaya koydukları yapıtların her biri gerçekten gözleri kamaştıran, fevkalade çarpıcı buluşları, bulguları inşayı beraberinde gelmiş olabilecek ve netice itibariyle oyuncakları işaret ediyor olmaktadır. Neden ahmaklık diyorum? Yani nesiller boyunca bu böyle gelmiştir. Fakat son toplamda şu idrak edilmiştir ki bunun sonu yok. Yani gitgide işte nükleer başlıklar, giderek hidrojen bombası, giderek onları taşıyacak araçlar, dikkat edilirse son konuşmasında Putin bir nükleer füzeden bahsetmektedir, bir nükleer başlıktan değil. Yani yeni bir taşıma aracı, yeni bir taşımada kolaylık sağlayacak. Yani nükleer başlığı düşmanın başına götürüp bırakmak üzere düşünülen kamyon, tır, böyle bakmak daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Böyle yeni bir araç geliştirdiklerinden söz etmektedir. Ama söylemek istediğim gitgide daha farklı oyuncaklar gündeme gelmiş olsa dahi, yani nükleer başlıkları taşıyacak füzeler, giderek onlara karşı füze savarlar. Hı hı. Giderek bakıldığında düşmanı aldatmak, füze savarları aldatmak üzere düşünülecek MIRV tabir edilen, yani düşman semalarına girmesiyle beraber 3'e 5'e 10'a saçılan nükleer başlıklardan oluşan bir sistem, füze savarları aldatmak üzere düşünülmüş olan, giderek onları yok edecek, mesela lazer silahları, bunun sonunun olmadığı idrak edilmiş ve erken haber alma cihazlarının kabiliyetlerine meydana getirilebilecek bir takım önlemlerin yahut ilave kabiliyetlerin dahi karşı tarafa son toplamda bir tehdit olarak yansıyacağı görüşü idrak edilmiş olup, nükleer silahların bu kez gerisin geriye sökülmesi, en azından kabiliyetlerinin sınırlandırılması yaptırımlarına gelinmiş bulunulmaktadır. Şimdi bu da çeşitli evrelerinde olarak nükleer silahlanma yarışının karşımıza gelmiştir. Öyle bir sistemle karşı karşıya idir ki dünya, insanlar bunu idrak etmişlerdir. Eğer bir nükleer topyekün savaş meydana gelse, bu dünyanın yok olması, yani nükleer silahlara sahip olanların en başta yok olmaları sonucunu beraberinde getirecektir. Onun için bir daha yani ahmaklık tablosu evet, duruyor. Şimdi Sayın Yavaş, şu muhtemelen asıl dikkat çeken şu, benim dikkatimi çekti. Özellikle sanırım hani nükleer silah üretimi gizliden gizliye yapılıyor, bu kesin gibi. Dikkat çeken, belki rakip ülkelerin dikkatini çeken de şu, böyle bir silahın diğer ülkeler tarafından yapılması mümkün değil diyor. Şimdi ben bunun altını çiziyorum ve bunu hangi gerekçeye bağladığını merak ediyorum. Acaba şu olabilir mi? Rusya'nın toprakları içerisinde malum, yani birçok diğer ülkelerde olmayan o geniş topraklarda pek çok madde bulunması mümkün. Yani diğer ülkelerde bunun araştırması yapılmış olup da hani oralarda yok, bizde var sadece, bizden de almaları imkansız şeklinde mi? Yok, ben hissimi söyleyeyim şimdi. Yani bilmiyorum dediğim gibi, fakat bunun bu kadar mutlakta İddialı. Geçerli olabileceğini zannetmiyorum. Blöf dememek için. Hı hı. Burada Putin, başta da Sovyetler uzantısındaki Rusya Federasyonu kendisini nükleer güç olma özelliğiyle hatırlatmak istiyor. Demeliyim. O kadar böyle ki Amerika'da hemen arkasından, yani bunu bir tehdit olarak algılamıyoruz demiştir. Yani burada burada o yok. Burada başka bir şey var. Yani Sovyetler
yahut Rusya Federasyonu kendisini hatırlatmak istiyor. Yalnız başka bir şey daha söyleyeceğim. Vesileyle biraz konunun yanında olacak ama yine de çok önemli telakki ediyorum. Bugün sistem o kadar dandik bir sistemdir ki, o kadar yapay bir sistemdir ki. Yani bu tehdit sisteminden bu mi? Binlerce nükleer silah var. Geri sayımlar başlamıştır. 3000'le sınırlandırılmak istenmiştir. 100.000 başlık yapabilecek bir kabiliyet olmuştur önce taraflar arasında. Yani nereyi yok ediyorsunuz? Yani bilemediğiniz 10 tane, 100 tane, 1000 tane temel merkez olsun. Hiroşima, Nagasaki gibi 10.000 tane felaketten bahsedebilecek olmaklığımızı tetikleyen bir resimle karşı karşıyayız. Yani şimdi Putin durduk yerde zaten hani bir savaşın içinde Amerika, Irak, işte Feluce'nin durumu ortada. Böyle bir ortamda Putin durduk yerde ortaya çıkıyor. Bir atom bombası yaptık, böyle bir şeye hiç kimse sahip olamaz diyor. Powell'ın da bir açıklaması var. Powell da diyor ki istihbarat aldık, İran nükleer füze geliştiriyor diyor. Şimdi ne oluyor da dünyaya herkes böyle bir girişimin içine giriyor? Durup dururken niye bir anda şimdi, atom bombası üretme gereği duydu Rusya? Varsa böyle bir şey tabii. Atom bombası falan üretmesine ihtiyacı yok. On binlerce başlığı var. Yüz bin tane başlık yapabilecek kapasitesi var. On binlerce füze kapasitesi var. Yani bakın şimdi burada dikkatinizi bir noktaya ve izleyicilerin dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum. O kadar mükemmel gibi duran bir sistem var ki. Bu sistem bir anda çökebilir, onu söyleyeceğim şimdi. Bakın, yani Putin'in de, Bush'un da korkmalarını gerektiren çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bugün terör örgütlerinden herhangi biri, isterseniz Bin Laden diyelim adını koymak için. Herkesin aklına gelmesi o kadar kolay ki bunu telaffuz etmede, onun için duraksamıyorum. 3 tane nükleer bomba yapsın. Füzeye falan da ihtiyaç yok. 3 nükleer bomba yapsın. Bunları yapmak da plütonyum çalınmak suretiyle gayet kolaydır. İmkansız değildir. Bunlardan bir tanesini diyelim ki Arizona çölünde atıyorum. Yahut Gobi çölünde karşı tarafta patlatsa. İki tanesinde uygun stratejik 2 tane mevkiye yerleştirmiş olsa. Arkasından dese ki böcek, birincisi yalnızca böceklerle kaktüslere zarar vermiş olarak. Arkasından dese ki bir tane de şimdi Washington'da yahut Moskova'da. Üçüncüsü ise Kiev'de yahut San Francisco'da bulunuyor. Size 10 maddelik bir liste yolluyorum. Bunları teker teker 10 saat içinde yapacaksınız. Yapmazsanız ötekini patlatıyorum. Bu kadar kırılgan, bu kadar vahşi bir dengeyle, durumla karşı karşıya bulunduğumuza dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Putin'in elinde 10.000'in üzerine 11.000'inci yahut 12.000'inci, yani her biri de 1.000 tane yeni silaha eşdeğer olsun. Yeni getirilecek olan nükleer silah. 1.000 tane evvelki nükleer silaha eşdeğerde fevkalade kuvvetli, fevkalade şiddetli, fevkalade ürpertici bir silah olsun. Fark etmez demek istiyorum. Yani böyle bir, bu kadar kırılgan bir dengeyle karşı karşıya bulunduğumuzu aslında taraflar bundan daha 20 sene önce, 30 sene önce hatta idrak etmişken, şimdi tekrardan bu oyuncakların böylesine bilinçsizce ortaya getirilmek istenmesi ni de ciddi bir kaygı kaynağı olarak gördüğümü sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın hocam, devam edeceğiz sohbetimize. Bir bakalım bu açıklamalar Rusya'da nasıl yankılandı? Putin'in atom bombasıyla ilgili açıklamasının Rusya'daki yankılarını almak üzere Moskova'ya bağlanıyoruz. İhlas Haber Ajansı Moskova muhabiri Fuat Malikoğlu telefon attığımızda. Fuat Malikoğlu, Putin'in dünya genelinde geniş yankı uyandıran bu açıklaması, ki biz de şu anda onu tartışıyoruz, Rus basınında ve Rus kamuoyunda nasıl yorumlandı? Ruslar seviniyor mu, yoksa aman ne oluyor, nereden çıktı bu atom bombası mı diyor? Rus basınında pek fazla yankı bulamadı söz konusu açıklamalar. Sadece Rusya'da faaliyet gösteren haber ajansları aracılığıyla bu haberleri alabildik. Dolayısıyla televizyonlar, radyolar ve gazeteler bu konuya pek değinmedi. Değinse bile küçük bir yazı şeklinde bunu geçtiler. Ancak uluslararası basında bu büyük etki buldu Putin'in açıklamaları ve şimdiye kadar yorumlanmaktadır. Dolayısıyla şimdi Rusya'da
görüşülen başlıca konu tabii ki diğer konularda petrol şirketi, Yukos'la ilgili vesaire konulardır. Ancak uluslararası basında bayağı görüşülen bu konu dolayısıyla çok yorumlar bulmaktadır. Bu konuyla ilgili Moskova Askeri Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Alexander Pikayev ile görüştük. Alexander Pikayev'in yaptığı açıklamada Putin'in Bulava adlı yeni roketlerden bahsettiği açıklandı. Bu söz konusu roketler şimdilik Rusya atom silahlarının Rusya'nın atom silah cephesinde çalıştırmaya başlanılmadı. Ancak önümüzdeki aylarda veya önümüzdeki yılda başlatılacağı öğrenildi. Söz konusu Bulava roketlerinin 10 tane atom bombasını bir arada taşıyabilme özelliğine sahip olduğunu öğrendik ve bu roketlerin 8000 kilometre alanı etkileyebilecek etkide olduğunu öğrendik. Ve şimdilik elde ettiğimiz bilgiler sadece bu kadar. Evet. Daha fazla bilgi maalesef bu açıklamanın üstünden daha az zaman geçtiğinden dolayı şimdilik elimizde fazla bilgi yoktu. Fuat Malikoğlu, son bir sorum var şimdi. Az önce söyledin, Rusya halkı ve Rus basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir atom bombası geliştirdik ve hiçbir ülke bunu yapamaz, şöyle bir bombadır, böyle bir bombadır açıklamalarının hiçbirinin ayrıntısından haberi yok mu? Senin de söylediğim gibi şunu sadece haber ajansları kendi haber bültenlerinde, yani günlük haber bültenlerinde bir haber olarak geçti. Ancak Rusya'da geniş kitlelere kamuoyuna duyurulması için biliyorsunuz gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde veya radyolarda çıkması gerekiyor. Ben mesela Rusya'nın Moskova'nın Sesi diye bir radyo var, haber radyosu. O radyoda bu şimdiye kadar o açıklamayı duymadım. Dolayısıyla kamuoyuna pek duyurulmuyor bu açıklama. Evet, Fuat Malik. Bunun da başlıca nedenini ben şurada görüyorum. Putin'in açıklamasında şöyle bir konu yer alıyordu. Putin dünkü konuşmasında söz konusu bombanın faaliyete geçirmesi değil de söz konusu bombanın çalıştırılmaya başlaması Rusya'nın ekonomik gelişmesini yavaşlatacak. Ancak buna rağmen Rusya savunmaya daha fazla önem verecek diye bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla ekonominin gelişmesini yavaşlatmak kamuoyuna biraz kötü etkileyecek yönünde bir düşüncem var. Dolayısıyla evet, bundan dolayı belki de Rus kamuoyuna duyurulmamıştır. Evet, evet. Tamam. Fuat Malikoğlu çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İlerleyen dakikalarda eğer çok farklı bir gelişme olursa sana tekrar bağlanacağız. Sayın Yarman, evet. Rusya... Ben ne diyorum bu durum karşısında, öyle mi? Rusya aynı politikayı izliyor herhalde. Amerika Birleşik Devletleri de Bush'un Felluce'yi ne hale getirdiğini ve dünkü camideki Müslüman'ın öldürülme olayını çok fazla yankı bulmadı ve basında çok fazla gösterilmedi. Rusya da aynı politikayla devam mı ediyor? Şimdi Esra'cığım, benim gördüğüm kadarıyla bir defa teknik olarak... ben Putin'in yerinde olsam böyle yapmazdım, başka söyleyeceğim. Zaten bu sinek vızıltısı kadar etki yapmadı Amerika'da. Yani ilave bir şey yaptığını söylemesine ihtiyaç yok. Yapmamış mıdır gerçekten? Onu da söyleyeceğim. Rusya'da da çok etki yapmışa görünmüyor. Şimdi hocam, şöyle bunu söylemesine gerek yok. Zaten kendisi kıyamet kadar nükleer cephaneye sahip. Ucundan göstermesi yeterdi. Söyledi zaten. Evet. Şimdi dolayısıyla onun istediği bunu yapmak. Bir defa bir teknik kavram ayrıştırmasına gidelim. Nükleer başlıkla nükleer füzeyi ayırmak lazım. Nükleer füze bir kamyondur. Demin söyledi, tırdır. Bir nakliye aracıdır. Neyi naklediyoruz? Naklettiğimiz doğrudan dolayı nükleer başlıktır. Şimdi teknik olarak demin benim size söylediğim bir mesele gündeme geldi. Zaten ABD istihbarat kaynaklarının da bir ölçüde yorumlarına bakacak olursak aynı, benzer bir yorum yahut dikkate getirdiklerini anlıyoruz. MIRF. MIRF tabir edilen, yani Multiple Independently Target Reentry Vehicles. Yani çok sayıda farklı yönlendirilebilecek düşman semalarına
girmesi durumunda farklı farklı hedeflere yönlendirilebilecek nükleer başlıklar, saçma başlıklar diyorum Türkçe ben bundadıra. Saçma başlıklar. Yani 5'e 6'ya kadar, 8'e 9'a kadar çıkartılmaları söz konusu olmuştu. Hı hı. Ne yapabilir şimdi? 10'a çıkarttı, 12'ye çıkarttı. Yani 12 tane nükleer başlığı birden tek bir nakliye aracıyla taşıyacak ve bu nakliye aracıyla demek düşman semalarına, Uralların arkasından, Ural dağlarından eğer bir füze fırlatırsanız 25 dakikada aşarsınız okyanusu. Uzaydan şandelleme 25 dakikadır. Yani New York'a, Washington'a, Urallardan ulaşmanız 25 dakika ancak alır. Benzer şekilde Ohio'dan atarsınız nükleer füzeleri, o takdirde Moskova'yı yine 25 dakikada vurabilirsiniz. Bu kadar vahşidir. Bakın. Yani Urallardan atarsanız 10 dakikada Türkiye'yi vurabilirsiniz. İncilik'ten atarsanız Türkiye'de de nükleer silahlar vardır. Sayın Hocam, çok özür diliyorum. Vaktimiz çok kısıtlı. Ben şunu merak ediyorum. Tam Türkiye'den bahsettiğiniz noktada. Yani böyle hani bizim böyle bir derdimiz yok da. Niye bu kadar bütün ülkeler nükleer silahtan falan bahsediyor? Biz nükleer silah yapamaz mıyız? Şimdi biz nükleer silah yaparız. Ama biz nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına imza attık. Yapmamayı kabul ettik. O anlaşmaya herkes uyuyor mu? Bu anlaşmaya herkes uyuyor ama zaten konuya böyle bakmak caiz değil. Çünkü ABD yani yapmayın diyor, bende olsun diyor. Sadece ben Orta Doğu'da, Orta evet. Doğu'da yüzlerce nükleer başlık var bakılırsa İsrail'de. Hı hı. Yani dolayısıyla bu fevkalade haksız, fevkalade ikircikli bir yaklaşım olarak görüyorum. Şimdi burada şey söylemek istedim, yani bu teknik zaten var. Bu teknik de var. Bunun hiç kimsenin aklına gelmeyen bir boyutu da daha sonra idrak edilmiş. Nedir o? Bu dönüp sonunda bizi vurabilir. Hı hı. O kadar vurabilir ki biz bu silahları daha fazla tırmandırmayalım dedirtmiştir. Yani burada şu anda söz konusu edilen nükleer başlıktan ziyade, yani öyle bir sistem geliştirdik ki bu bir nükleer sistem değil. Bu bir anlaşıldığı kadarıyla bir nakliye sistemi. Keza düşman semalarına girmesiyle beraber ona belki daha fazla sayıda başlığa saçılabilecek ve her bir başlık da farklı farklı hedeflere yöneltilebilecek olarak. Ana fikir budur burada. Ha şimdi bunun ABD tarafından dikkate alınmamasının nedeni, yani bu yeni bir şey yok. Kimsenin yapamayacağını iddia etmesi Putin'in bence ciddi bir teknik arızayı beraberinde getirdi. Yani bu netice itibariyle vahiy yoluyla Cebrail tarafından getirilmiş bir sistem olmayacağına göre, yani bu da herhalde yahut benzeri yahut daha iyisi yapılabilecek demektir. Ben bir şey söyleyeceğim burada yalnız. Unutmamak gerekir ki Sovyetler Birliği 1990'ların başında Yıldız Savaşları teknolojisini yakalayamamak dolayısıyla göçmüştür denilebilir. Birçok sebebi var da bana bir tek cümle söyleyin derseniz bunu söylerim. Hı hı. Burada yine iki temel olguyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bir, o zaman Gorbaçov dedi ki bizim lazer silahlarına yetişmemiz ilk bakışta mümkün görünmeyebilir. Ayrıca Sovyet bilim adamları o zaman Amerikan bilim adamlarından daha geri değiller. Hiç alakası yok. Ama hazır bir teknikleri, teknolojileri. Onlar da bir türlü sanayiye şırınga etmeyi başaramadıkları için tekniklerini tık nefes kalıyorlardı. Amerika'dakiler farklı olardı. Ancak şunu söyledi o zaman Gorbaçov. Dedi ki biz eğer lazer silahlarını geliştirebilemeyecek olsak dahi, hı hı, unutmayın ki biz lazer kalkanını, uzayda bize karşı olarak gerilmiş olacak lazer kalkanını delmek için daha da fazla nükleer silah, nükleer başlık yapar ve atabiliriz dedi. Şimdi bu bir. İkincisi, bu noktada esasen hiç hafife alınacak bir tarafı yoktu Gorbaçov'un. Ancak son toplamda Sovyetler Birliği demin de ifade ettiğim çerçevede olarak savunma amaçlı yapıtlarını sanayiye harcamalarını, sanayiye bir türlü şırınga etmeyi beceremediği için, hı hı, göçtü. Hı hı. O bakımdan Putin'in böyle bir şey yapmak istemesi ABD'nin yahut başkalarının ekmeklerine tereyağı sürer. Hı hı hı. Çünkü kendisi ifade ediyor, sivil ekonomiyi bir parça yormak pahasına. Evet. Ben onun yanında olsam bunu yapmazdım. Gündemi de birazcık değiştirmek adına Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tolga Yaman, çok teşekkürler. Teşekkürler. İnşallah umuyoruz ki böyle hani dünyanın çok da rahatsız olacağı bir şey olmasın. Bu biz Sovyetlerin mirasçısıyız şeklinde böyle Amerika'ya birazcık gözdağı vermekle kalsın bu işler. Ama biz nükleer silahları da istemiyoruz, atom bombasını da istemiyoruz. İstemiyoruz. Evet. Bizim temel felsefemizle de uyumlu değildir. Hı hı. Ancak
dünyayı daha bilgece davranmaya davet etmek için çok sebeple karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Gerek Orta Doğu'da, gerek okyanus aşırı odaklarda, gerek kuzeyimizdeki komşularımız itibariyle. Yani böyle davranılmasının son toplamda kimseye bir yarar getirmeyeceğini, bu oyuncakların, en başta bu oyuncakların mucitlerini, hı hı, ve yapımcılarını, sağ sahiplerini vuracağını ciddi olarak hatırlamamızın önem taşıdığını paylaşmak istiyorum. Çok çok sağ olun Sayın, Sayın Yarman, çok teşekkürler. Zaten Rusya ve Putin arada sırada ben buradayım demek için bir şeyler yapıyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Sayın seyirciler, gün ortasında hatırlayacaksınız saat 13.10 civarında sizlerle birlikte Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün rüşvet alması iddialarını konuklarımızla birlikte değerlendirmiştik. TGRT Haber'e gazeteci Tufan Trenç stüdyomuzda konuk olmuştu ve CHP Hatay Milletvekili İnal Batu da telefon hattımızdaydı ve İnal Batu ortaya atılan iddiaların inandırıcı olmadığını söyledi. Konuşmaya telefonla katılan Mustafa Sarıgül ise iddiaları reddetti. Şimdi